Selamlar herkese. Ben Kerem Söz Konusu Sanat'tan. Bugünkü dersimize eski bir parçayı inceleyeceğiz. Refleks grubundan Sen Hep Benimsin adlı parçanın hem sololarını hem de ritim kalıplarını detaylı bir şekilde bakacağız. Bu videonun çekimine geçmeden önce tam 5372 aboneye ulaştık arkadaşlar. Kanalımızı destekleyen herkese çok teşekkür ederiz. Ayrıca bu parçanın amfiyerleri ve altyapı dosyası bu haftadan itibaren erişime açılacak. Katıl üyeleri ilgili dosya sitemizden indirip çalışabilirler. Videoya geçmeden son bir şey söylemek istiyorum. Eğer bu videoların sizler için faydalı olduğunu düşünüyorsanız lütfen videoları beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarınız, düşünceleriniz bizler için çok değerli. Lafı çok fazla uzatmak istemiyorum. İntro solosunu sizlere bir kere çalacağım. Ardından buna eşlik eden akor yürüyüşünden bahsedeceğim. İntro solumuz şu şekilde duyuluyor. Burada attığımız solo parçada 3 kez daha kullanılıyor. Sadece girişindeki tempo birazcık farklı olacak. Aynı yürüyüş var. Son soloda bunu tekrarladıktan sonra Distortion kanalında ikinci farklı bir soloya bağlayacağız. Şimdi cümleleri ayıralım, yavaşça gidelim. İlk cümlem şöyle başlıyor. Si telinden başlıyorum. İlk cümle bu. Burada sol 8 uzarken arkadan bir bateri atağı gelecek. Sonrasında si telini ineceğim ve şunu çalacağım. İkinci cümlem geliyor. Üçüncü cümle. Dördüncü kalıba geçiyorum burada. Son kalıp. Intro'da çalmamız gereken solo bu. Şimdi hepsini toplamak adına bir yavaşça çalalım. Yukarıdaki tablardan takip etmeyi unutmayın. Baştan sona solo şöyle duyuluyor. Şimdi gelelim intro solosunun arkasındaki akor yürüyüşüne. Burada yapacağımız akor yürüyüşü parçanın sözleri başladığında vokalin arkasında da aynen çalınıyor. Hiçbir değişiklik yok. Burayı bir kere çalmak istiyorum. Akor sıralaması şöyle ilerliyor. Oldukça kolay bir partisyon. Yukarıdaki tablardan takip edebilirsiniz. Akorlar şöyle başlıyor. İlk akorum Do diyez minör. Hepsinde aynı akorları kullanacağım. Ardından Fa diyeze geçiyorum. Son olarak parçanın toni Sol diyez minör akoruna dönüyorum. Yürüyüşü bir yavaşça birleştirin. Intro'da bunu çaldıktan sonra vokal başlıyor. Dediğim gibi vokalin arkasına aynı sıralamayla bu yürüyüş çalmanız gerekli.
Ardından ikinci solo gelecek. İkinci solo ilkinin hemen hemen aynısı. Arkasına dönen akorlar da aynı. İkinci solonun sadece girişi birazcık farklı oluyor. İkinci soloyu çalmak istiyorum şu şekilde. İkinci solonun ilk solodan ne farkı var? Sadece giriş cümlesi değişik. İlk soloda, introda şunu çalmıştık. Tarzına devam etmişti. İkinci solonun girişi. Burada, yani ilk soloda sol 8'i uzatırken, ikinci soloda C9 uzatıyorum. Bu ilk giriş. İkincisi, tarzında devam ediyor. Yani ikisi arasındaki tek fark bu. Şimdi burayı çaldıktan sonra tekrar parçanın sözleri devam edecek. Sözlerin arkasına ilk turda aynı yürüyüşü çalacağız. Yani bizim sıralamamız neydi burada? Bunu bir tur çaldıktan sonra ikinci turda akor yürüyüşü değişiyor. Bu ikinci turdaki akor yürüyüşü şu şekilde ilerliyor. Şimdi bahsedeceğim kısım sen hep benimsin yalnız değilsin söz grubunun arkasında oturan yürüyüş. Buradaki akor tipi, daha doğrusu akor yürüyüş tipi değil, yanlış söyledim. Yürüyüşte belli bir sıralama kullanacağız ve bu sırayı bir kabul edip iki tur çalacağız. Buradaki yürüyüş çaldığımızda şöyle duydu. En son dikkat edecek olursanız parçanın kök sesi olan sol diyez notasına geldim. Sol diyezden sonra buraya kadar yaptığım akor yürüyüşünü bir tur daha çalmam gerekecek. Şimdi buradaki akor sıralaması şöyle, ilk önce mi majörle başlıyoruz. Bunu sol diyez minörü ilerletiyorum. Tekrar mi majör. Tekrar sol diyez. Üçüncü tur mi majör. Do diyez minör. Re diyez majör. Parçanın toni sol diyez minör. Bundan sonra dediğim gibi aynı sırayı bir kez daha çalmanız gerekecek. Yavaşça bir ritmini atarak ilerleyelim. Girişteki ritimle aynı, hiçbir değişiklik yok. İkinci tura geçiyorum. Şimdi geldik 3. soloya, distortion kanalındaki soloya. 3. solonun başlangıcında 2. soloyu tekrardan çalmamız lazım. Yani şunu yaparak girmemiz gerekiyor. Şu an ben distortion'dayım ancak siz bunu biraz da overdrive bir tonda düşünün.
3. solunun 2. partını size çalmak istiyorum. Burada tatlı bir blues yürüyüşü var. Baştan sona çalacağım. Şöyle duyuluyor. Son distortion solumuzu da bu şekilde atılıyor. Tablardan takip edebilirsiniz. İlk figür şu. İlk cümlede bunu çalmam gerekiyor. Sol, altıda full bendim var. İkinci cümlem. İkisini bir arka arkaya alalım. İkinci figür şöyle ilerliyor. Girişi gösteriyorum, girişi diğerinden farklı. Burada C teli 4-6-7 direkt aslında minor gama geçiş yapıyoruz burada. Bu soloda minor var, minor pentatonik var, minor blues var. Yani hepsi iç içe kullanılmış bir halde ilerliyor. Buradaki cümleyi tekrarlarsak şöyle duyuluyor. Ardından 9'a geliyorum full band. Saldım. Üst tel. 9, alt tel 7, üst tel 9. Buradaki cümle tamamen şu hale almış oldu. Burada C9'da vibrato ile devam ediyorum. Üçüncü kalıp, yani üçüncü cümle şuna benziyor. Değişik giriş yine. Tekrarlıyorum daha yavaş. Burada 7'yi full bend yapıp geri çekiyorum. Tek bir vuruşla ardından 9'a geliyorum. 9'da şunu çalacağım. Birleştirelim. Ardından son cümle. Burada üçüncü kalıpta 9'u bent yaptığımız yeri birazcık dinlemeniz lazım. Şimdi benim aklımdan çıktı açıkçası. Parça kulağımdan silindi birazcık. Burayı baştan sona çaldığımızda şöyle duyulması gerekiyor. Parçadakine benzetmeye çalışın. Bu ikinci kalıptan girdim şu anda. Üçüncüye bağlıyorum. Şeklinde ilerlemeli. Benim bu keyifli parça hakkında sizlere aktarabileceklerim bu kadar. Aklınıza takılan, merak ettiğiniz konuları yorumlardan bize iletmeyi unutmayın. Ayrıca da bu içerik serisinin size bir şey kattığını düşünüyorsanız videoyu beğenip kanalı desteğinizi gösterebilirsiniz. Bir sonraki derste görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.